Herkese merhabalar. Bugün sizlere geçen gün yaptığım erik marmelatından dondurma yapacağım. Çırpmak gerekmiyor. Yani dolaptan çıkarıp çırpmak gerekmiyor. Dondurma makinesi gerekmiyor. Kendi kendine gayet güzel böyle donan çok lezzetli bir dondurma olacak. Herkese afiyet olsun diyorum şimdiden. Bir paket krema var burada. Şimdi onu iyice köpürene kadar çırpacağım. Krema görüyorsunuz. Şimdi bunu neden kremayla yapıyorum? Hem marmelat çok şekerli, gevşek kalıyor. Bir iki, bunu sütle de açabilirdim mesela. Ama o zaman şöyle oluyor. Şöyle oluyor derken. Hepsini bir kere daha atmayayım, yavaş yavaş. Bir yandan da anlatayım. Dondurmayı saat başı çıkartıp çırpmak gerekiyor. Böyle olunca gerekmiyor. Kremayla da marmeladın tadının birbirine çok uyacağını düşünüyorum. Şimdi bunu bir kabın içerisine aktaracağım. Kremanın o köpüğü ve tabi tadı da var. Vermiş olduğu tat. Bu da o geçen gün yaptığım tarifinde yayınladığım hani erik ekşisi ve erik marmelatı var ya. Bu erik marmelatı. Tadı çok güzel. Kremayla da birleşince mükemmel bir uyum sağladı. Üstünü düzeltiyorum böyle. Kapağını kapatacağım. Doğruca derin donduracağım. 5-6 saat kadar sürer bunun donması. Servisini o zaman yapacağız.
Evet, erik dondurması ve tabii ki mutlu son. Çok güzel oldu. Hemen tadına da bakalım. Üzümle beraber. Bu marmelattan yapılma dondurmalar çok güzel oluyor. Özellikle tavsiye ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.